Selamlar, sevgiler değerli dostum. Dersime hoş geldin. Merhabalar, ben Nur Hocam. Yine harika bir derste seninle beraberiz. Bu sefer PISA bölümündeyiz kitabımızın. Burada çok güzel sorular var. Hem de genel olarak işlediğimiz şeyleri şöyle bir toparlamış. Yine çeşitli okuma anlama çalışmaları üzerinden değerlendirmiş olacağız. İletişimin unsurları tamamen oturtmuş olacağız hocam. Sen de böylelikle sınavlarında çok ciddi güzel başarılar sağlayacaksın. Hazırsan o zaman hızlı bir şekilde soru çözümümüze başlayalım. Şimdi bir metnimiz var hocam. Ve 1 ve 5. soruları parçaya göre cevaplayınız demiş. Metnimizi şöyle bir inceleyecek olursak. Edebiyat, mimari, heykel, resim ve müzikle birlikte 5 temel güzel sanat dalından biridir diyor. Peki. Malzeme, algı odağı, biçim bakımlarından edebiyata diğer sanat dalları arasında büyük farklılıklar vardır. Bunlara ek olarak temel içerik ögesi noktasında da edebiyat öteki sanatlardan ayrılmaktadır. Plastik ve fonetik sanatlarda insansız içerikli eserler üretilebilirken edebiyat kapsamında yazan eserlerde bu mümkün değildir. Dolayısıyla edebiyat içeriğinde insan ya da insani bir durumu barındırma zorunluluğu taşıyan biricik bir sanat dalıdır diyor. Her sanat dalında üretilen eser insani bir bakış açısının ürünüdür. Bir ressam ya da heykeltıraş da soyut bir eserinde insani bir yönü sembolize edebilir. Ancak edebiyat kapsamındaki insan eser bağlantısı, içerik ile sanatçı arasındaki dolaylı ilinti ya da içerikte insana ve onun dünyasına yönelik bir sembolleştirme değil, insanın ve ona has özelliklerin eserin içeriğinde bizzat bulunması durumudur. Edebiyat insansız olamayışını bünyesinde bulundurduğu eserlerin içeriğini dile getirilmesiyle, meydana geçirmesiyle, devingenlik tartışmasıyla ve zihinselliğe dayanmasıyla gerçekleştirir dedik. Peki, bu parçada edebiyatın hangi özelliklerinden söz edilmiştir diye sorduk kıymetli dostum. Edebiyatın bakın hangi özelliklerinden söz edilmiştir diyor. Buna göre bakacak olursak parçamızı yorumladık değil mi? Edebiyatın güzel sanatlarla olan ilişkisine baktık. Şimdi o zaman diğer sanat dallarıyla olan ilişkisi kesinlikle var. Diğer sanat dallarında insan çok fazla konu alınmıyormuş ama burada insan fazlasıyla konu alınıyor. Peki aracı ne? Mesela bir heykelde maddeye şekil verirken ne yapıyoruz? Edebiyatta dile şekil veriyoruz. Dil yapılan bir sanat olduğu var. Zaten güzel sanatların bir dalı olduğunu başta söyledi. Diğer sanatları da söyleyerek. Sonuç olarak dille oluşturuyorum. İnsani durumları anlatıyorum. Zihinsel bir sanat olduğu da var. Ve sonunda da ne oldu? Devingen yani hareketli bir yapıya sahip olduğundan söz edilmiş oldu değerli dostum bu anlamda. Peki 2'de edebiyatı diğer sanat dallarından ayıran özellikler nelerdir diye sordu değerli dostum. Daha demin aslında cevaplamış olduk. Bir kere malzeme var. Değil mi? Edebiyat dil oluşturulan bir malzeme. Devingen, harekete dayalı. Psikolojinin, zihnin, zekasının işlemesi lazım bireyin bu bakımdan. Biçim bakımları ise içeriğinde doğrudan insanı konu alıyor. İnsani unsurların var. Acı, keder, hüzün, değil mi? Olumsuz olaylar, başarılar, başarısızlıklar doğrudan insan merkezinde bulunuyor edebiyatın. Peki başka ne söyleyeceğiz? Bu parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır diye sordu değerli dostum. Bu parçada tabi bilgi verici bir metin olduğu için açıklayıcı bir anlatım değil mi? Bir taraftan da bir konuyla ilgili İkna da yapıldığı için birazcık da tartışmacı anlatım biçimi diyebiliriz bu anlamda. Peki hocam 4. soruya baktık. Bu parçadaki düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz dedi. Peki bu parçamızda düşünceyi geliştirme yolu olarak ne var? Bir kere edebiyatla diğer sanatları karşılaştırdığı için değil mi? Karşılaştırma var. Elbette karşılaştırma söz konusu. Bir de bunu örneklendirdiği için tabii ki örneklem de vardır diyoruz değerli dostum bu anlamda. Demek ki örnekleme ve karşılaştırma varmış. Peki 5'e bakacak olursak bu parçanın metinlerin sınıflandırılması tablosunda hangi ana başlık altında yer alabileceğini yazınız demiş. Değerli dostum bu metin bize edebiyat ve sanatlarla ilgili bilgi verdiği için değil mi? Bize bir şeyler öğretmeye çalıştığı için elbette bu başlıklar içerisinde öğretici metin türleri içerisinde değil mi? Yer alır bu bağlamda. Peki bunu da yapmış olduk. Şimdi baktığımızda yine bir metnimiz var. 6. 7. soruları bu metne göre yanıtlayınız demiş. Şöyle bir metnimizi inceleyecek olursak. Selma o gün sunum yapacaktı. Oldukça heyecanlıydı. Dersin başlamasıyla birlikte akıllı tahtanın önünde yerini aldı. Sunumunun konusu hakkında kısaca bilgi verdikten sonra anlatmaya başladı. Peyami Safa'nın romancılığının zirvesine çıktığı eserlerden biri olan Bir Tereddüt'ün romanı, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra inanmakla inkar, bireysel ve toplumsal temayüller, kendi kendine tahrip aşkı ile yaratıcı hırslar ve sevdalar arasında kalan insanoğlunun tereddüt, bocalamalarını konu edinmiştir diyor. Roman içinde yazılan romanın kurmacısı ve Peyami Safa'nın kendi hayatından derin izler taşıyan, bireyin iç dünyasını irdeleyen Bir Tereddüt'ün romanı, mütareke yıllarında ve savaş sonrasında doğan yaşamak yorgunluğu, toplumsal değerlerin alt üst oluşu, geçmişte olan bağların kopuşu, ahlak bunalımı, maddi ve ruhi sefalet, hiçbir şey tam olarak bağlanamamak acısı, insanların inanmakla inkar etmek, yapmakla yıkmak, sevmekle nefret etmek, iyilikle kötülük, isyan etmekle boyun eğmek, ölmekle yaşamak arasında geçirilen tereddütleri üzerine kurulmuştur dedi. Evet, metnimizi okuduk. Peki, bu parçada Selma'nın anlattığını hareketle Bir Tereddüt'ün romanını hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebileceğini yazınız demiş değerli dostum. Bakın, buna göre tabii insanın kendi içsel çalışmalarına yer verdiği için, değil mi? Madde ve ruh arasında sürekli böyle gidip geldiği için elbette psikoloji bilimiyle örnek gösterebiliriz. Bunun dışında değerli dostum aslında sosyolojiyle de ilgisi vardır. Az çok sosyolojiyle de ilgisi vardır, değil mi? Çünkü sonuçta burada 2. Dünya Savaşı sonrasında bir toplumsal değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarz toplumsal değişimlerde insani refleksler de değişebiliyor. Başta psikoloji, ikinci olarak da sosyoloji diyebiliriz aslında. Bu 7'ye baktığımızda bu parçanın iletişim ögeleri aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere yazınız demiş değerli dostum. Buna göre peki. Tabii ki bu sunumu kim yapıyor hocam? Selma yapıyor. Dolayısıyla iletişimi Selma başlattığı için tabii ki göndericimiz elbette Selma olacaktır. Peki kanalımız ne? Kanalımız hangi yolla ulaştırıyoruz? O zaman kanalımız burada ses olacak. Peki hocam iletimiz ne? İleti burada genel olarak bu sunum metni, bu metin aslında, değil mi? Burada sunum metni diyoruz. Alıcımız nedir değerli dostum? Selma burada ne yapıyor? Kime karşı yapıyor? Arkadaşlarına karşı, yani öğrencilere karşı yapıyor. Onlara anlatıyor. Dolayısıyla burada alıcımız öğrenciler olacak. Peki dönütümüz nedir? Burada dönütte, yani öğrenciler doğrudan bir şey demiyor ama sonuç olarak dinliyorlar ve not ediyorlar. Dolayısıyla öğrencilerin dinlemeleri ve bir taraftan, değil mi, konuyla ilgili notlar almalıdır bir öğrenci olarak. Peki hocam bağlamamız nedir? Yani hangi ortamda sunulmuş bu sunum? Tabii ki okulda, sınıfta yapılmış okul-sınıf bağlamımız olacaktır bu bakımdan. Peki şimdi geldik 8. sorumuza. Bunun içerisinde de bir metnimiz var değerli dostum. Bu parçanın ana düşüncesini ve konusunu yazınız demiş. Hemen şöyle bir metnimizi inceleyelim. Toplum dilinin ölçüsünde düşünür. Bu gelişmiş toplumların daha gelişmiş dil düzeylerine, ilkel toplumların ise daha ilkel dil düzeylerine sahip olduklarının anlamına gelmez demiş. Çünkü dilin karmaşıklığı o dilin kelime dağarcığıyla doğrudan orantılıdır. Birey dünyayı ana dilindeki ayrımlar ve bu ayrımlar arasındaki ilişkilerle algılayıp yorumlayabilir. Bir toplum dilin kelime dağarının izin verdiği ölçüde düşünebilir. Bu kelime dağarcığı ile ilgili olduğu toplumun hayat tarzı, kültürü, anaanesi hakkında bilgi verir. Yani dili sadece bir iletişim aracı olarak görmek yerine tarihi, bak burası çok önemli, politik ve kültürel bir yönlendirmenin de vazgeçilmez bir parçası olarak görmek gerekmektedir dedi bu anlamda. Peki o zaman bu parçanın düşüncesi, ana düşüncesi ve konusu buna göre değerli dostum tabii ki ne olacaktır? Konumuz dille aslında insanlar ve toplum arasında nasıl bir ilişki var, ona bakıyoruz. Ana düşüncemiz ise dil sadece basit bir iletişim aracı değil. Bunun dışında, bak sonunda söylemişti, neydi? Tarihi, politik ve kültürel bir yönlendirmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmelidir diyor, değil mi? Yön veriyormuş. Bu anlamda böyle bir kavram, böyle bir olguymuş. Peki 9. sorumuza geldik. Bu parça dilin kullanımından doğan türlerin hangisine örnek gösterilebilir diye sordu. Değerli dostum burada tabii ki bizim kullandığımız dille, yani standart dille yazıldığı için elbette standart dile örnek olarak gösterilebilir. Ölçümlü dil de diyoruz buna. Pekala. Evet dostum, burada da PISA bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Bence verimli bir uygulama oldu. Katılımın için teşekkür ediyorum. Umarım sen de verim almışsındır. Diğer bölümümüzde, diğer uygulamamızda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal, kolaylıklar, iyi çalışmalar.